Günaydın. Günaydın. Çalışkan Nigar yine yollarda. Nereye gidiyor? İşine gidiyor. Sorumluluklarının başına gidiyor. Bugün Aras yok. Aras kuzu evde kalmayı tercih etti. Dinlenmek istiyormuş. Kendi kendiyle kalmak istiyormuş. Ondan sonra onun bir tane dizisi var. Taçsız Prenses. Onu izlemek istiyormuş. Dedim hay hay oğlum, Nesquik hazırladım, kahvaltısını yapacak. Ondan sonra biz dün akşam Yusuf geldikten sonra gittik. Yumurta faslından sonra, bir de Yusuf da yumurta yemek istemedi, kıymalı yumurta. Çiğ köfte faslı yaptık güzelce. Nasıl ama, gittik bir çiğ köfte aldık. Burada Ömer Aybak mı? Köfteci var ya. O var, gittik, kilosu 150 liraydı, biz 100 liralık aldık. Bayağı da arttı ama birazcık bence taze değildi. Çünkü biz geçen ay resime geldiğinde, geçen ay demiştim, 2-3 hafta önce resime geldiğinde resime geldiğinde almıştık ve tadından doyum olmadı, o kadar lezzetliydi ki. Evet, yeşilliği tazeydi, her şeyi çok güzeldi, sosları falan, ama içi böyle çamur gibiydi. Neyse, olsun, yine de yedik. Ondan sonra karpuz kestim. The Witcher'ın 3. sezonu gelmiş. Onun bir iki bölümünü izledim. Çamaşırlarımı katladım onu oturduğum yerde izlerken falan. Yusuf Bey şu anda şeye gitti. Of, çok rüzgar var, anlatmak istiyorum ama size. Hem de etrafı çekeyim istedim. Güzellikleri. Hep dükkanda çekim yapıyorum. Sıkılmayın bebişlerim. Gerçi dün siz denize de sahile de götürdüm değil mi? Of, öyle bir rüzgar var ki sahil şimdi çok acayip rüzgarlıdır. Dalgalıdır. Şapkamı taktım. Ne diyecektim ya? Yusuf denize gitti. Sabah sabah. Vücudu bronz almıyor onun. Sürekli böyle kolları falan, tişört yanığı kalıyor. Ben dedim ki ara ara git güneşlen. Denize girmesen bile güneşlen yani. Her yerde yakın gün. İşine de yakın, evimize de yakın. Motorunla git gel. Onu öyle zor iknalarla denize gönderdim. Bayramın 3. günü. Trafikte artık eskisi gibi yoğunluk kalmamış. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalarımız olsun aynı zamanda. Dilara dün akşam gelmedi kalmaya. Sanırım restoranda kaldılar babamların orada. Bugün de onlar sanırım yola çıkıyorlar. Ben onlarla vedalaşamayacağım, göremeyeceğim. Çünkü şimdi uğrasam bile uyuyorlardır büyük bir ihtimal. Öğlende benim yoğunluk falan olursa çıkamam zaten. Şokta sabahın köründe sıra var. Marketlerde hiçbir şey bulunmuyor. Dün Migros'a girdim, ekmek almaya ekmek bulamadım. Hiç ya, market bu yol üstü bakkallarda falan da ekmek yok. Heh, yeşil yandı. Haydi gidelim. Bir şey anlatacaktım. Öyle kamerayı çevirince unuttum. Neyse, elbette ki aklıma gelir, konuşuruz.
Mübarek olsun. Nasılsın canım? Hayırlı bayramlar. Kahvaltı yapıyoruz. Hayır, ben harçlık almam. Hayır, bu yaştan sonra. Ha, arasın ki tamam. Ben harçlık almam. Ay, senin güzel kipriklerini yerim. Güzellik. Turuncu ne kadar yakışmış canım benim. Arasın. Çok yoğun bir bereket versin babacığım. Para veren ellerin çok bulsun canım benim. Anneciğim güzel bir kahvaltı hazırladı bize. Şark köşemizde müşteri var. Şurada kahvaltı müşterimiz vardı. Bu masa doluydu. Serpme kahvaltımız vardı. Onları gönderdik. Mustafa amca oturuyor. En rahat burada kahvaltı yapabiliriz diye düşündük ve hemen buraya geçtik. Anneciğim çay mı istiyorsun? Yok annem. Tamam, ben kendime içeyim. Sen gidiyorsun alışverişe babayla. Gideyim, hazır arabayı bulmuşken. Tamam tamam. İyi, ben kahvaltımı yapar toparlarım. Yusuf'a ulaşamadım. Yusuf telefonunu unutmuş. Kıyma alayım. 4 türlü siparişimiz daha var mantı. Oh maşallah. Çalışalım o zaman, yapalım. 2 kilo öbür patatesliden var. Tamam. Çalışmak bugün lazım işi varken. Mantı yapacağız, yapalım. Anneciğim. Dün bazlama yaptım ya Yusuf'a. Yusuf'a kısmet olmadı, bize kısmetmiş. Bazlama da çok güzel olmuş. Annem hamurun pişi hamurundan kalmıştı. Ben pişiye doyamadım. Bir dahakine gene güzel yapalım. Ama şey yapacaksın sen, kızırıklı şey. Değil mi? Bazlama mı? Haçapuri yapacağız. Evet. Mustafa amcanın şıklığı. Annem yapar aşkım hiç. Oy düşenmez. Mustafa amcanın şıklığını size göstermek istiyorum. Ben birden bir tane verir misin? Tabii ki efendim. Ah, ne oldu? Takımınıza mı damladı? Baksana. Nazar. Nazarım değdi. Sizi çünkü bugün çok beğendim kombininizi. İnanın içinden de geçmedi. Ya, değil mi? Samimiyetinle söylüyorum. Evet, benim gözüm biraz değer Mustafa amca. Niye öyle? Aman aman sağlığına bir şey olmasın da olan kostüm olsun. Bugünkü şıklığını çok beğendim. Adamın hemen leke değmiş koluna. Oy. Karnım doyunca ve enseme de şöyle arkadan serin serin rüzgar vurunca şu an dünyanın en mutlu insanı olabilirim herhalde. Çok acıkmıştım. Saat 11.30'a geliyor ve zar zor ancak kahvaltımı yapabildim. Çünkü anne baba yaptı, hemen çıktılar. Babamın şirketten verdikleri arabayla annem dedi ki sıcaklı motorla uğraşmayayım. Hazır araba varken alışverişe yapayım gideyim. Kıyma falan alacaktı. Onları hızlı hızlı gönderdim. Sonra ben kasadaydım. Müşterinin hesabını falan aldım. O yüzden en geç ben oturdum. Sonra şark köşesinde müşterilerimiz bir şeyler istediler. Tam kendime çay koydum. Üstüne Yusuf geldi. Benim çayım Yusuf'a nasip oldu. O kahvaltısını yaptı bensiz. Ben orada gene müşterilerin getiri götürülü uğraşırken. Yusuf doydu, kalktı. Şimdi Mustafa amcanın yanına geçti. Mustafa amca dedi ki şu benim telefon sesinizi, sesini değiştir dedi. Yusuf dedi sen kahvaltını yap, ben halledeyim dedi. Şimdi onlar oturuyorlar. Hey Siri, May Siri. Şey, Yusuf'un iPhone'da Siri'den Mustafa amcanın şeyini araştırıyorlar. Ne diyorlar? Dilimin ucunda yani biyografisi. Mustafa amca bu arada beyaz güvercin. Mehmet Mustafa Güven galiba. Neydi soy ismi Mustafa amcanın ya? Mehmet Mustafa Güven miydi? Tekin miydi? Öyle bir şeydi. İsmet İnönü'nün en yakın arkadaşıymış babası. Mehmet Mustafa Paşa'ymış. Atatürk zamanlarında yaşamış yani Mustafa amcanın babası. Düşünsenize en yakın dostuymuş, sağ kolu gibi bir şeymiş. Yani Mustafa amcanın geçmişinden bahsediyorum. Çok böyle kültürlü olması, entel bir adam olması. Entel dediğim yani şey anlamında, görmüş geçirmiş, kendini geliştirmiş, böyle geri kafa bir adam asla değil. Babası neredeyse paşaymış yani. Kendisi de paşa çocuğu, düşünsenize. Ya hey gidi yıllar. Oturup anlattığı zaman çok güzel anıları var. Diyor babam diyor çok diyor kendini bilir bir adamdı. Sofra adabımız vardı diyor. Bakışlarıyla anlaşırdık diyor. Dedim eski Atatürk zamanının paşaları da tabii ki ona göre bakışıyla anlatır her şeyi. Maşallah subhanallah. Mustafa amca da işte biz de ondan günlük ne görebilirsek, ne kapabilirsek kar yani. Ben kendim için öyle düşünüyorum. Konuşma tarzı, diyaloğu insanlarla, efendiliği falan. Çok güzel kendini yetiştirmiş bir beyefendi. Seviyoruz yani Mustafa amcayı, ailece çok değer veriyoruz. Neyse ver nasıl kerem. Şimdi kahvaltıdan kalanlar hemen toplanacak. Hızlıca büyük tepsiye dizeyim. Sonra şurada dün benim makineye attığım, annemin de astığı masa örtülerimiz ve el bezlerimiz falan var. Sofra bezlerimiz var. Canım benim.
sıcak hayatım, oturuyorum, nasıl olacağım bilmiyorum, nereye sığınacağım bilmiyorum, her yer yapış yapış ve sıcak. Bu arada ben ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun? İyilik sende. Şuradan adamı görüyor musun?